Sayın Orman Bakanı Kastamonu'nun oldu. Hemşerimiz İbrahim Baklı. Evet. Biz bunu birkaç defa gündeme getirdik. Ben tekrar gündeme getirmek istiyorum. Ben bir orman köylüsüyüm. Karadere Orman İşletmesi'nin olduğu yerde, yani Akkaya Karadere'de doğup büyüdüm. Benim babam da ormanda depo memuruydu. Oradaki işleyişi yani biliyorum, ormandaki işleyişi de biliyorum. Onun için ormandan örnek veriyorum. Şu anda Karadere Orman İşletmesi'nde kullanılabilir ve en az 10-15 ailenin, belki 20 ailenin oturabileceği ormanın kendi lojmanı var. Yani Karadere Orman İşletmesi'ne ait, Karadere Orman Bölge Müdürlüğü'nün zimmetinde her şeyiyle, yeriyle, yurduyla, her şeyiyle onlara ait ve yaşam alanları da var. Yani yaşam alanı derken evini, biz küçükken evin önüne bahçe falan yapabilirdik yani. Gayet de düzenli, tertipli, kullanışlı da. Buralar varken ormanın arabasıyla, pikaplarıyla orada görevli şef, işte şefin yardımcısı, memurlar, ormancılar ormanın aracıyla, yani orman işletmesinin aracıyla, pikaplarla Kastamonu'ya her akşam gelip her sabah oraya gidiyorlar görev yerlerine. Bu lojmanları, ya bu lojmanları yıkın. Yıkıp yerine yenisini yapsanız muhtemelen şu anki fiyatlardan söylüyorum, 10 yılda kendini amorti eder. Yani yakıt parası kendini amorti eder muhtemelen. Böyle bir israfın önüne geçilmesi adına benim buradan çağrım. Lütfen lojmanları, hiç olmazsa lojmanları, yani hem o bölgenin daha iyi korunabilmesi, yani ormanlar açısından daha iyi korunabilmesi adına, hem tasarruf edilebilmesi adına, hem de o bölgenin tekrar kalkınabilmesi adına. Sadece o bölge değil. Yani Azdavay da öyle, Kaşçılar da öyle vesaire. Buralarda lojmanlar var abi yani. Evet. Ormanların olduğu yerlerde, orman işletmelerinin olduğu yerde, depoların olduğu yerde lojmanlar var. O lojmanlar hiç olmazsa doğru kullanılır. Benim çocukluğumda şefler o lojmanlarda kalırdı. Çünkü kendi araçlarıyla gidip gelmek maliyetli. Ormanın aracıyla da gidip gelemezdik Kastamonu'ya. Şimdi yani belki kendilerine görev yazıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar vesaire. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama onların oraya gidip gelmesi bizim cebimizden çıkan ücret. 4 çarpı 4 Toyota jiplerle gidiyorlar. Evet. Pikaplarla, jiplerle diyorum. Muhtemelen kilometrede de 4-5 lira yakıyordur. Şimdi artık daha fazla yakıyor. Şimdi 5 lira yakıyorsa 40 ve 100 kilometre. Şimdi artık 7 lira falan yakar yani. Yani bunun önüne geçilmesi adına benim buradan çağrım. Tasarruf böyle olur. Hiç olmazsa yerinde kalkınmayı da bu şekilde desteklemiş olur. Evet, bu arada tabi bugün de tasarruf tedbirleri genelgesi yayınlandı. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Birçok maddesi var tabi içeriğinde. Bu hatırlatmayı da bu bölümde Evet. yapmış olalım. YouTube'da da birkaç yorum var. Onları okuyayım istersen. Evet. Ülküm ülküm hayırlı programlar dilerim demiş. Batuhan Göktaş iyi yayınlar diliyorum, emrinize sağlık demiş. Burcu Aktepe hayırlı programlar demiş. Cemal Karali teleferikler ne zaman faaliyete geçecek, iyi yayınlar demiş. Burak mısın? Kamuda tasarrufa gerek yok. İsraf etmesinler yeter. Tamam. Tasarruf dediğimiz şey de bu israfın önüne geçilmesi Evet, zaten. teleferik Doğru söylüyorsun. noktası.